Kiros, burada heykelini gördüğünüz ve Pers'ten yani İran'dan, eski İran'dan başlayaraktan önündeki bütün devletleri yıkaraktan geliyor Anadolu'yu ele geçiriyor. Bu arada Lidya'nın meşhur Karun diye bildiğimiz çok zenginliğiyle meşhur olan Kroisos kralında, Kroisos adındaki kralını da yenerekten başkent Sardis'i, deminki oyunda adı geçen burada Uşak'ın yakınlarında ele geçiriyor ve arkasından da burayı fethediyor. Şimdi fethettiğinden sonra biz bunu kazılarda da saptadık. Kendi binalarını Daskleon'da kuruyor ve Daskleon'a ayrı bir önem veriyor. Vers kralı. Oraya bir vali atıyor. Geçelim. Bu vali çok kudretli ve çok güvendiği bir adam öncelikle. Bir taraftan Bulgaristan, bir taraftan Kapadokya, bir taraftan İzmir, bir taraftan kuzeyde Karadeniz'e kadar olan yeri bu vali idare ediyor. O derece büyük bir alana hükmeden bir kişi kralın yerine. Oradaki bu Pers İmparatorluğundaki valilik sistemi bugünkü Amerika'daki eyalet sistemini biraz andırır bir şekilde. Bu bizim ören yerimizin havadan çekilmiş bu seneki fotoğrafı, güneyden bakıyoruz. Yerimiz hemen Ergin'in 2 kilometre kadar batısında, Mayas Kuşbeli'nin kenarında ve bu gördüğünüz haritada Pers İmparatorluğu'nun sınırları. Dünyanın ilk büyük imparatorluğu. Daskleon'un Daskleon olduğunun ispatı ise şurada gördüğünüz bu küçük mühürler. Üzerlerinde su kuşlarının olduğu. Bu mühürler aslında fermanların üzerine konulan toprak mühürler. Ve biz bir arşiv binası bulduk. Fermanların saklandığı. Tabii fermanlar yanmış ama mühürleri kalmış. Bu sebepten dolayı bu kadar çok mührün bulunduğu bir merkez burada ancak Daskleon'da olduğu için bu Ergin'in doğusundaki Hisartepe'nin Daskleon antik kenti olduğu doğrulanmış oldu. Geçelim. Ve yapılan kazılarda birçok uygarlığın, birçok etnik kökenin aynı antik kent içinde yaşamış olduğunu gördük. Hem birbirlerinin üstüne geliyorlar hem de birlikte yaşıyorlar. Bu şu demek, bu kadar çok etnik kültürlülüğün anlamı şu. Birincisi, birbirinden farklı olan etnik kökendeki insanlar barış içinde, aynı toplum içinde yaşayabilirler. Bu bugünkü modern dünyanın da sorunlarından bir tanesidir biliyorsunuz. Bir diğeri de Daskleon'u özellikle dünyada yegane yapan özelliklerden bir tanesi. Bir tek ören yeri kazıyorsunuz ama 5 tane, 6 tane farklı ören yeri kazıyormuş gibi oluyorsunuz. Çünkü Frigler, Litler, Persler, Yunanlılar, Bizanslılar, hepsi Müzyalılar, hepsi bu kentin içinde yaşamışlar. Geçelim. Bu Pers İmparatorluğu tabii dünyada çok çok önem verilen, araştırılan imparatorluklardan bir tanesi. Bizde birçok buluntuyla temsil ediliyor. Bir tanesi çok uzun bir teras duvarı, andezit blokların üzerine oturtulmuş bir kireç taşından bloklar ve onun üzerine de kerpiç bloklar geliyormuş. Ve Pers İmparatorluğu özellikle şah zamanında, devrik şah zamanında oldukça bilimsel araştırmaları şah desteklemiş. Çünkü kendi soyunu da o Pers İmparatorluğu'na bağlama gayreti içindeymiş. Burada Şah Rıza Pehlevi'nin Pers askerleri kıyafetinde geçit resmi yaptırdığı askerlerini görüyorsunuz. Geçelim. Ve bir diğer önemli buluntumuz bir kült yolu. Ortasında bir kanal var. Hiçbir yere gitmeyen kör bir yol bu. Bizim varsayımlarımıza göre burada bir dinsel sunu, bir adak yapılıyordu ve adağın kanı veya sunulan içki sıvı bu kanalın içinden dışarıya akıtılıyordu. Böyle bir kültsel yapıya da sahiplik eden tek ören yeri Türkiye'de Daskleon. Devam edelim. Ve bu seneki çalışmalarımızda hep bize şöyle bir şey geliyordu, eleştiri geliyordu. Ya bu Daskleon tamam tarihsel derinliği çok fazla falan da görsel öge çok az. Yani bir türlü büyük duvarlar falan filan çıkmıyor. TÜBİTAK'la yaptığımız çalışmalar neticesinde jeofizikçilerle çalıştık bu sene. Ve jeofizikçilerin de yardımıyla anıtsal iki tane kule ve şehre Pers döneminde girişi sağlayan
merdiven bir giriş bulduk. Burada bunu görüyorsunuz, merdiven girişini ve burada kulenin altyapılarını görüyorsunuz. Böylece Daskalion biraz daha görsellik kazanmış oldu. Bu istikamette devam edeceğiz. Bakın 2004 yılında arazi bu şekilde görülüyordu. Demin gösterdiğim Pers terası burada. Şimdi 2011'de böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi bir Helenistik yol açılmış. Onun yanında iki tane kule var. Kulelerden bir tanesinin yüksekliği, şu anda korunan yüksekliği 4 metreye yakın. Ve önünden Helenistik yolun altından da Pers yolu, yani ondan daha erken bir yol olduğu ortaya çıktı. Bu daha da gelişerek devam edecek. Yani kentin sur duvarlarını ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Geçelim. Tabii böyle zengin bir kentte buluntular da çok unik, çok tek oluyor. Bu Persler geldiğinde şehri ele geçirdiklerinde yakıp yıkmışlar. O yangın tabakasını bulduk ve o yangın tabakasının içinden bir sürpriz olarak gümüş ve altından yapılmış figürinler çıktı. Bunlar Lidya figürinleri ve dinsel anlamları var. Sakallı bir adam elinde dallar tutuyor ve bir selamlama yapıyor. Gümüşten bir kadın da onun selamına karşılık veriyor. O da dallar tutuyor. Daha önceden Lidya'da altın şeyler, parçalar bulunmuştu ama asla insan figürünü bulunmamıştı. İlk defa bizim kazımızda, şimdiye kadar da daha ondan sonra bir daha bulunmadı. İlk defa bizim kazımızda bu altın figürinler ortaya çıktı. Lidya altın figürünü. Evet, Pers dönemine ait küçük buluntular. Bu mesela bir Pers sikkesi, Daraikos deniliyor. Devam et. Devam edelim lütfen. Evet. Su mermerinden işlenmiş, çok ince işçilik gerektiren taştan kuku kapları, devam edelim. Ve farklı etnik kökenlerden dolayı farklı yazılarla yazılmış olan farklı dillerdeki buluntular, Aramca bir mezar taşı, fil dişinden bir kabza, devam edelim. Ve üzerinde sahibinin isminin yazılı olduğu kurşundan dökülmüş sapan taşları, devam edelim. Ve şehrin tarihsel derinliğini ifade eden bir şey, mühür burada, Babil mühürü, milattan önce 2. bine ait bir Babil mühürü. Bizim bu arada şunu söyleyeyim, Daskalion'daki en erken buluntularımız milattan önce 3000'e dayanmakta. Yani bir başka de işte demin Kızikos lafı geçti. Kızikos kurulduğunda Daskalion 2300 yaşındaydı. Milattan önce 700'de Kızikos kuruluyor. Bayağı köklü. Şimdi burada kışın bundan 2-3 sene önce çekilmiş olan Ören yerinin havadan fotoğrafını Google'dan görüyorsunuz. Bu sene çok enteresan bir keşif yaptık. Jeofizikçilerle birlikte buranın antik çağdaki coğrafyasının çok farklı olduğunu ortaya çıkardık. Devam et. Evet, gördüğünüz gibi aslında Daskalion bir yarımada antik çağda, Pers döneminde ufak bir kıstakla anakaraya yapışmış durumda. Ve doğusunda bir Haliç var, Manyas içeriye giriyor. Batısında ve güneyinde Manyas devam ediyor ve Manyas Gölü bizim bugün gördüğümüzden çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Bu alandaki projelerimiz, çalışmalarımız devam edecek. Manyas Gölü'nün sınırlarını geçmişte saptamak üzere, devam edelim. Şimdi bu bizim kazı evimiz, biraz bir iki sene evvelki şeyimiz, durumu kazı evimizin. Biraz sorunlardan bahset. Dayanmıyorlar, yok olup gidiyorlar. Yani bir çıkardığımızı bir sene sonra bulamıyoruz, insanlara gösteremiyoruz, bunları sergileyemiyoruz. Bu büyük bir sorun. Bunların üzerinin kapanması, restorasyonu lazım. Bu da büyük bir kaynak istiyor. O kaynak da elimizde yok. Bu konuda da çok çaresiziz. Devam edelim. Mesela bu kült yolunu çok cüzi bir şeyden kaynaklan şu şekilde insanın giremeyeceği ama hiç olmazsa üstünün örtülü kalabileceği şekilde kapattık ama aslında üst örtüsü bizim projemize göre şu tipte yapılmış, daha geniş, daha yüksek olmalı ve insanlar içinde yürüyebilmeliler.
Ama bunun proje bedeli tabii oldukça yüklü olduğu için biz bunu kazı bütçelerinden karşılamamız mümkün değil. Ben diyorum ki Daskileon Bandırma'nın kültür yüzü olsun, kültürel yüzü olsun. Bu konuda da Bandırmalıları bize destek olmaya davet ediyorum. Devam edelim. Ve bir diğeri de turizme açılması meselesi. Biz bununla ilgili de bir çalışma yaptık. Bir bekçi evi ve şeylerin, gelen turistlerin istirahat edebilecekleri veya işte tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir bina için bir röleve çalışması yaptırdık. Bakanlığa sunduk. Bakanlık kabul etti. Yerini saptadık falan. Ama para. Para yine burada da kaynak problemimiz var. Burada da o nedenden dolayı ören yeri biraz boynu bükük kalıyor ziyaretçilere karşı. Evet, devam edelim. Şimdi tabii bizim ören yerimizin tek özelliği arkeolojik sit alanı olması değil. Aynı zamanda doğal sitin de içindeyiz. Burada Manyas Kuş Gölü var. Zaten Manyas Kuş Gölü'nü keşfeden kişi, Daskileon'u keşfeden kişidir. Kurt Kosvik ve karısı Eleanor Kosvik. İlk onlar keşfetmişlerdir. Ve bu güzel alanı Pers satrapları yani valileri de yaşadıkları sürece, hüküm sürdükleri sürece de kendi av sahaları olarak kullanmışlar. Burada egzotik bahçeler yapmışlar. Ve bunda egzotik hayvanlar, bitkiler dikmişler. Ben çok istiyorum bu hala güzel olan, bütün yıpranmalara karşı güzel olan doğasıyla birlikte Daskileon'un iç içe yaşamasını, yeni projelerde ikisinin birlikte anılmasını çok arzu ediyorum. Yani hem bu Kuş Gölü'nün doğal güzelliğini tarihsel derinliğiyle birlikte birleştirip bunu topluma kazandırmamız gerektiğine inanıyorum. Ve son olarak da bizi destekleyen bu sene